Merhabalar. Yeşil Vadi Arz Ofisi olarak 1999 yılında girdiğimiz sektörde 1999 yılından bu yana 20 bin arsa ürettik. Biz bu 20 bin arsayı üretirken rastgele sadece karlılık göz önüne bulundurarak ya da bütün herkes burada parsel yapıyor, biz de burada parsel yapalım mantığını gütmedik. Birinci önceliğimiz tabii ki imar. İmar Yeşil Vadi Arz Ofisi'nin projelerinde olmazsa olmazıdır. Ancak burada bizim gözettiğimiz kriterler yatırımcılarımızın ihtiyaçlarına cevap verebilmek. İhtiyaçlardan kastımız da nedir? Kimi yatırımcılarımız sadece yatırım amaçlı yer almaktadır. Bekleyip parasının burada birikimini sağlamak istemektedir. Bir farklı yatırımcımız hem yatırım yapayım hem aldığım yeri zaman içerisinde inşaat yaparak, ev yaparak oturma maksadıyla değerlendireyim. Kimi yatırımcımız ben İstanbul'un içerisinde bunaldım artık, ortamdan kurtulmak istiyorum. Ancak İstanbul'dan da ne kadar kaçmak istesem uzak kalamıyorum diye düşünüyor. İstanbul'a yakın yerde doğal güzelliği olan denize yakın ya da ormana yakın ya da her ikisinin olduğu yerler istiyor. Biz de bunları gözeterek bu alanlar içerisinde projeler üretiyoruz. Bu alanlar içerisinde ürettiğimiz projelerde çözüm ortaklarımız da var. Nedir? Belediye. Belediye bize imar konusunda yönlendiriyor. Parselimizin şekillerini görebiliyoruz. Ne kadar parsel olabiliyor? İnşaat yapılabiliyor mu? Bunları burada görüyoruz. Bundan sonra da bize projemize destek veren yardımcılarımız da harita mühendislerimiz, inşaat mühendislerimiz, mimarlarımız komple birleşerek bunları yapıyoruz. Burada tek gözettiğimiz nokta kar değil. Kar tabii ki herkesin istediği. Ancak biz kendi karımızı gözettiğimiz kadar yatırımcımızın da karını gözetiyoruz. Biz burada bir proje üretiyorsak bilin ki tüm detayları araştırılmıştır. Tüm öngörülere bakılmış, ondan sonra ortaya çıkmıştır bu proje. Yani yatırımcı arsa ararken tek bir boyutlu bakarken biz bunun her boyutuna bakıyoruz. Değer anlamında boyutuna bakıyoruz, gelişme anlamında boyutuna bakıyoruz, yerleşim anlamında boyutuna bakıyoruz, ihtiyaçlara cevap verir mi buna bakıyoruz. Yatırımda sadece körü körüne insanlar buradan yer alıyormuş, burası kazanıyormuş mantığıyla değil, gelecekte burada neler var, neler olacak bunları araştırarak biz ortaya çıkıyoruz. Yeşil Vadi Arsa Ofisi tüm projelerini bu şekilde yaptığı için de başta söylediğim 20 bin parselin %99'unda bu karlılığı yakalattık müşterilerimize. Bu araştırmalarla, bu bilgilerle, bu öngörülerle proje üretmeye başladığımız ilk bölge Tekirdağ'da Kapaklı, Büyük Yoncalı ve Marmaracık'tı. Ve burada biz bu parselleri ortaya çıkartırken herkesin burada parsel yaptığı için parsel yapmadık. Biz burada parsel ürettiğimizde, müşterilerimizi buraya götürdüğümüzde birçok müşterimiz buradan bir şey olmaz diyerek geri geldi. Neden? Gittiği zaman ortalık bomboştu. İstanbul'dan, bir metropolden çıkan bir vatandaş boş bir alana gittiği zaman doğal olarak herhangi bir şey göremeyecek. Arsa yatırımında zaten arsaya gittiğinizde baktığınız gözle değerlendirirseniz çok da doğru karar veremeyebilirsiniz. Biz orada 1900, yani oradan kastım Kapaklı'da 1974 yılında temelleri atılmış organize sanayi olduğunu gördükten sonra oradaki gelişmenin kaçınılmaz olduğunu gördük. Ve biz bunları müşterilerimize anlattık. Bizimle gelen, gelmeyen, telefonda, ofisimizde, çay içtiğimizde, yemek yediğimizde her yerde biz bunları müşterilerimize anlattık. Bunlara ikna olan ve orada yatırımını yapan tüm müşteriler de kazandı. Bu da bizi farklı bölgelere tekrar götürdü. Burada da tüm araştırmamızı yaptık. Gelecekte neler olacağını projeler üzerinde görerek, varsayımlarda değil. Yani burada bu olsa gitse değil. Biz Yeşil Vadi Arsa Ofisi'nin satış temsilcileri, müşterilere vermiş olduğu bilgilerin hepsi belediyeden, harita mühendislerinden, kadastrodan, inşaat mühendislerinden teyit ettikleri bilgilerdir. Yani bizim verdiğimiz bilgilerin hepsini ilgili kurumlara çek edebileceğiniz bilgileri veriyoruz. Kapaklı bölgesinde 2000 yıllarında parsel ürettiğimizde bir parselin 300 metrekarelik bir parselin fiyatı ortalama 6000 lira 7000 lira civarındaydı. Ama burada neydi? Kapaklı'nın nüfusu o tarihlerde 15.000 16.000 civarında nüfusu vardı. Bugün Kapaklı'nın 120.000 nüfusu var. Türkiye'nin en fazla göç alan ilçesi. Bunun nedeni ne? Biraz önce bahsettiğimiz
1974 yılında temelleri atılıp 1994 yılında inşaatların başlaması ve 1999 artık fabrikaların üretime geçmesi, çalışan ihtiyaçları duyması, bu çalışanların da o bölgede yer ihtiyacı duymasıydı. Bu öngörüyle hareket ettiğimizde belde olarak başladığımız Kapaklı, o tarihte Çerkezköy'ün bir beldesiydi. Bugün Tekirdağ ilçesi konumuna geldi. Aynı şekilde Marmaracık'ta göç almaya başladı. Bizim girdiğimizde 6.000-7.000 nüfusu olan Marmaracık bugün 60.000 nüfusu olan bir Ergene ilçesi oldu. Büyük Yoncalı bölgesi aynı şekilde gelişti. Bağlantı yolları, Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağlantı yollarının olması ve bölgenin devlet yatırımının ciddi anlamda alması, hızlı tren projelerinin artık hayata geçmeye başlamış olması bölgeye ciddi anlamda kazanç sağladı, gelişmesini sağladı. Tabii bunların hiçbiri tesadüf değildi. Hepsi planlanmış, projelendirilmişti. Devletin işleri, işler, ağır işler zaman alır ama sonuçta olur. Biz de bu devlet projelerini görerek zaten projelerimizi üretiyoruz. Yeşil Vadi Arsa Ofisi olarak 20 yıldan bu yana ne türde arsalar ürettiğimizi, arsalar üretirken hangi kriterleri gözettiğimizi anlatmaya çalıştım. Yeşil Vadi çatısı altında bulunan tüm arkadaşlarımız son derece tecrübeli olmalarına rağmen bugün dahi yeni bir projeye girdiğimizde projenin tüm detayları her arkadaşımızın gözünden ayrı ayrı değerlendirip üzerinde tartışmalar yapıp ondan sonra proje üzerinde karar veriyoruz. Bu da bizi emin olun en doğru yere götürüyor. Yeşil Vadi Arsa Ofisi'nin en iyi yaptığı iş arsa, en iyi yaptığımız iş proje üretmek. İyi yatırımlar diliyorum.